Merhaba değerli dostlar. Bir hafta geçti ve yeni bir içerikle karşınızdayım. Bomba gibi bir içerik. Mr. EDS'nin, Mr. EDS olmasının en önemli sebebi Big Boss modeli. Bu harika çelik modelin kutu açılımını yapacağım. Tabii bu model oldukça eski, yıllar oldu bu model çıkalı. Ve genellikle yeni çıktığında kutu açılımı yapar. İnsanlar ve kutu açılımı içerikleri belki bir iki tane de internette var ama ben yeterli doyurucu bulmadığım için ve Doktor Nagle dostlarım Big Boss Pro'nun bir kutu açılımını, bir tanıtımını, bir tadım testini yapmamı çok istedikleri için böyle bir içerik yapmaya karar verdim değerli dostlar. Çok keyifli bir içerik olacak. Kıymetli Doktor Nagle dostları teveccüh gösterdiniz. Güzel bir noktaya geldik kanal. İzleniyor, takip ediliyor. Beğeniliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınızı keyifle okuyorum. Sizlere cevap vermeye, dönmeye çalışıyorum. Tabii bir başka teveccüh de neredeyse 100 metre mesafede mağaza, nargile dükkanı, satıcı olan dostlarımız bile ülkenin öbür ucundan bizden sipariş vermek istediler. Bu sebeple bizlere ulaştılar. Onlara bugüne kadar hiç mahcup olmadan harika ürünleri, güzel fiyatlarla da ulaştırdık. Tam da şimdi şurada yazdığım Instagram adresiyle ulaştırdık. Bu hafta talihsiz bir olay oldu. Daha önceki adresimiz kapandı. Ama yedek hesap niteliğindeki ikinci hesabımızı devreye soktuk. Yine Redline Nargile'nin sizlere kaliteli ürünler gönderilmeli. Doktor Nargile'nin garantisiyle, Doktor Nargile'nin tavsiyesiyle gönderimi devam ediyor değerli dostlar. Bu ve önceki içeriklere tanıttığımız ürünleri ya da başka ürünleri nargileye dair her aksesuarı sipariş vermek isterseniz verirsiniz. Yine burayı çarşamba pazarına çevirmeden bence kutu açılımına geçelim. Zira 12 dakikayı geçmemek lazım. Bu içerikte sıkılıyormuş değerli Doktor Nargile dostları. Uzun olunca açalım böyle. Kemikli bir takım. Ağırca bir takım kutuyla vedalaşalım. Evet. Şimdi böyle çok şık bir taşıma çantasıyla geliyor. Çantanızı alıp okula yolculuğa çıkabilirsiniz değerli dostlar. Böyle hoş bir deri çantayla geliyor kutunun içerisinden. Bu deri çanta ile birlikte çıkıyor. Şimdi bakalım bugün çantamızda neler var, hangi dersler var. Ben önce şu kemikli, uzun, makbucu bir çıkartayım. Evet, şişe. Değerli dostlar, ağır da bir şişe. Evet. Öncelikle parçaları çıkartayım, sonra sizi tek tek tanıtarak ilerleyelim. Değerli dostlarım. Yanda iki tane burcu var bu çantanın yine. Evet, aksesuarları çıkarttıktan sonra çantayı kenara koyacağım ve yakışıklı yüzümden mahrum kalmayacaksınız. Evet değerli dostlar. Mr. EDS Big Boss'un içeriği böyle. Sade bir içerik takımı göndermişler. Yani içerik derken size başka bir şey göndermemiş EDS. Buradan EDS'ye de gönderme yapmış olalım. İçeriği ufak tefek eğlenceli sürprizler koyabilirsiniz. Yani cebinizdeki akrebi çıkartın artık değil mi? Evet. Şimdi dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi. Sayın kullanıcı diye başlayan, değerli müşterimiz diye başlayan kullanma talimatını göndermişler. Dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi makbuç renginin gold işlemeyle aynı olması. Değerli dostlar şimdi onlardan bahsedeceğim. Ama ben önce bir kurulumu yapayım hemen. Biraz videoya tempoda katalım. Çünkü gördüğünüz gibi burada lülem hazır. Bir tadım testi de olacak. Biraz o yüzden tempo katalım videoya. Kıymetli dostlar, kurulumu yaparken bir yandan da boş konuşmayalım. Fiziksel özelliklerinden bahsedeyim. 304 V çelik, ağırlığı kemikli. Ağırlığı
oldukça fazla kemikli bir ürün. Bütün parçalar 304'lü çelik. Harici bir difüzör var. Bu ayarlanabilir difüzör. İsterseniz daha uzatabiliyor ya da daha içeri tıkıştırabiliyorsunuz. Yine patentli tahliye sistemleri, closed chamber diyorlar Yunanca. O da yine var. Müsriye'de ise bu modelinde, klasik modelinde yıllardır çizgiyi değiştirmedi. Sade şekilde çıkıyor. Son dönemde karbon ve titanyum seçenekleri sundu. Orada biraz renklendirme çabasına girdi ama ben bugün klasiği tanıtmak istedim. Klasiği çok daha fazla beğeniyorum. Ben biraz sadeciyim. Değerli dostlar. Yine 304D çelik. Kalın. Big Boss işlemeli. Bu tepsiyi de. Önemli bir detay. Önemli bir özellik. Birçok kullanıcı bu aksesuarı bilmiyor. Değerli dostlar. Şerbetlik takılabilme imkanı sağlayan bir takım bu. Birçok takım bu detaya önem vermiyor. Şerbetlik takma imkanınız olmuyor birçok takıma. Ama İsveç'te ise Big Boss modelinde, Big Boss Pro modelinde şerbetlik takma imkanı vermiş. İşte bu şekilde. Bu özellik şişe katili aynı zamanda. Bazen dostlar dalıp buradan kaldırmaya çalışıyorlar ve hoppa yerle yeksan ediyorlar. Neyse. Devam edelim. Biz şimdi bir an önce kurulumu yapıyorum. Bu videoların en keyif aldığım tarafı içim kısmına geçebilmek için. Değerli dostlar, evet şöyle. Bu Marpuç'ta da dikkatimi çeken yine 304L çelik. Big Boss Pro işlemesi var. Marka işlemesi ve de bu değerli dostlarım. Yine çok sevdiğim bir özelliktir benim. Bu detayı koyduklarında takıma çok hoşuma gidiyor. Bir SDS'nin bazı takımlarına bu detayı koyduğunu görüyoruz. Bu marpucu tepsiye asabilme kıçtan ya da değerli dostlarım kafa kısmından marpucu asabilme imkanı sağlıyor. Bu çok değerli. Suyu ekledik. Söylediğim gibi yukarıdan size linki yolladım. Suyu ne kadar koymalıyız? Nargile takımını nasıl hazırlamalıyız gibi kısımları, lüleyi nasıl hazırlamayız gibi kısımları hızlıca geçiyorum. Şimdi sorulacak, o yüzden söyleyeyim. Kullandığım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, oradan görünüyordur. Şık bir lüle. NFX marka bir lüle bu. Altı delikli. Ben delikli lüleleri kullanmayı seviyorum. Klasik toprak lüleleri de çok seviyorum demiştim daha önce. Gariban işi toprak lüle. Önceki videolarımda genellikle onu kullandım ama NFX onun böyle bir pro hali. Bugün bunu size tanıtmak istedim. Ben bunu kullanmaya başladım. Değerli dostlar, kömürümü de şöyle size göstereyim şeklini. Elma dilim. Yine benim favori kömürüm olan One Nation kullanıyorum. Sadece şekli değişik. Ham maddesi aynı değerli dostlarım. Şimdi ben ilk nefesle beraber ürünün içimiyle ilgili de bir şeylerden bahsedeceğim size. İçim performansı, tabi çekim rahatlığı, nargile takımından beklemeniz gereken o. Dumanla ilgili değerli arkadaşlar, o meseleyi şimdi nargileden anlayan dostlarım zaman zaman yorumlarda da belirtiyorlar. Takımın duman performansına etkisi var mıdır? Evet vardır. Ama takımın size sunması gereken en önemli şey çekim rahatlığıdır ve kullanım ömrü, tat tutulumunu ne kadar az yaptığıdır. Bunlar ham maddeyle ilgilidir ve de tahliye sistemidir. Değerli dostlarım, tam bu konudan bahsetmişken şimdi ilk nefesi alayım. Size yine çelikle ilgili bir şeylerden de bahsetmek istiyorum bu videoda. Değerli dostlar, sözü gelmişken, aklıma gelmişken. Şimdi ilk nefesi bir alalım bakalım neler olacak. Evet. Çok keyifli bir çekimi var bir kere. Önce onu söyleyeyim. Çok rahat bir çekimi var. Değerli dostlar, zaten takım çekerken ben dumanı boğazımın aldığı halden anlıyorsunuzdur. Ne kadar zahmetli çekip çekmediğimi. Gördüğünüz gibi çok yumuşak, çok rahat bir nefes alma temposunda çekiyorum değerli dostlar.
Kesinlikle bu açıdan bu takım ününü hak ediyor. Değerli dostlar, Duman performansının takımla ilişkisi var ama esasen Duman performansı, lüle, setup ve tabii ki tütünle ilişkili. Tabii tütünü nasıl hazırladınız, lüleye nasıl yerleştirdiniz, bunlar detaylı. Ben yığma yöntemi kullanmıyorum değerli dostlar. İngilizce ismini hatırlayamadım. Onların bastırarak ve yoğun yığarak 25-28 gram koyan dostlarım var. Onlar işin erbapları, işin uzmanları, öyle bir yöntem geliştirmişler. Öyle diyorlar, uzmanlı olduklarını söylüyorlar. Ben o yöntemi hiçbir zaman hoşuma gitmedi. Bir türlü benimseyemedim. Çekim rahatlığını zorlaştıran, üst kısmını yakan ve bir süre sonra size gerçek aromayı verdirtmeyen bir yöntem. Ben daha çok Anadolu tabiriyle tiftikleyerek tütünü yaydığımız, az önce sizi gönderdiğim bağlantıda gösterdiğim gibi hazırlamayı seviyorum. O çok güzel bir duman performansı veriyor. Aham da böyle. Değerli dostlar, unutmadan çelikle ilgili bir şeylerden bahsedecektim. Çok sık soruluyor, çelikle alüminyum arasındaki fark nedir abi diye. Bu soruların kaynağı alüminyum ürünlerin daha ucuz olması hasebiyle bu sorular soruyor. Kaynak o. Değerli dostlar, bu soruya şöyle cevap verenler duydum. Ben bu soruyu her yönüyle diğer dostların fikirlerini de alarak cevaplamak istediğim için onların da görüşlerini merak ettim. Şöyle diyenler var. Alüminyum malzeme ısıya maruz kaldığında aslında insan vücuduna iyi gelmeyen, zararlı olan bir tür içerik sızdırdığına dair kelimeyi bulamadım. Söylemleri var ama gerçek şu ki değerli dostlarım, lüle dışında takımın serinin ısınması gibi ya da en azından çok yüksek derecede ısınması gibi durumla karşılaşmadığımız için böyle bir risk yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Alüminyum malzemeden oluşan nargilelerin kullanmanın nargile içmenin genel zararlarına ek bir zararı yok. Ama değerli dostlar, çelik takım özellikle yeni nesil takımlarda vidalı sistem var, biliyorsunuz. Artık silikonlu sistem Rus takımları haricinde çok kullanılmıyor. Alüminyum takımlarda eğer iyi yapılmamışsa, mesela Mr. EDS bazı ürünlerinde eloksal kaplama kullanır. Bu eloksal kaplama alüminyum malzemenin özellikle diş kısımlarını güçlendiren bir malzeme. Bu aç kapa işlerindeki aylar yıllar geçtikçe kullandıkça bu aç kapama sayısı 10 bin lira, 100 bin lira çıkıyor. Gittikçe diş eriyor. Alüminyum kolay eriyen bir malzeme. Çelik ise bunu 7 milyar kere yapsanız erimeyecek bir malzeme değerli dostlar. İşin özü çelik malzeme 100 bin yıllık falandır. Ama alüminyum malzeme de 1 yılda yok olur, 2 yılda dişleri arızalanır diyemeyiz. Bütçeniz varsa çelik malzeme evet, ama yoksa alüminyum malzeme tukaka değil değerli dostlarım. Big Boss Pro 304 ile çelik bir malzeme. Tabii ki bu çelik malzeme olması güzel özellikler katmış ama tukaka değil. Şimdi size tahliyeyi de göstereceğim. Close chamber derken, yani tek nefeste tahliye, tamamen tahliye edebilme derken neyi kastetmiş, ona da bakalım. Haklılar. Doğru. Tertemiz oldu. İhtiyaç hissettiğimizde tahliye edeceksek böyle bir tahliye sistemi harika. Değerli dostlar, sözün özü bu takımı ben çok beğendim. Çelik malzeme olması, ışıl ışıl 304'te çelik malzeme olması çok hoşuma gitti. Marpuç'u, yumuşaklığı, buradaki marpuç başlığının çelik malzemeden oluşması, askı olarak kullanabilmemiz, ihtiyaç hissettiğinde ara vereceksek bunu buraya asabilmemiz, şerbetlik kullanabilme özelliğimiz,
bu detaylar ve tabii ki harici difüzör gibi detaylar benim çok hoşuma gitti. Şişedeki işleme estetik olarak kesinlikle hoşuma gitti. Gold modelini ben denedim. Bunun bir de silver modeli var. Değerli dostlarım, videonun başında aha da şurada gösterdiğim, şimdi de göstermekte olduğum Red Note Line Nargile Instagram adresinden bizden alışveriş yapabiliyorsunuz. Doktor Nargile güvencesiyle ürünlerinizi alabiliyorsunuz. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Yeni izliyorsanız, hala abone olmamışsanız, bildirim açmıyor, aman bakarım işte yüklemişse bu adam, izlerim ne olacak bari diyorsanız size kırılırım. O yüzden hemen abone olun, hemen bildirimleri açın, bizi desteklemeye devam edin ki biz de size böyle içerikler sunmaya devam edelim. Ahanda şöyle güzel de bir deri çantası olduğunu da belirtmiştim. Ben şimdi okul çantamı yükleyeceğim. Ama ondan önce yaklaşık olarak 90 dakika sürebilecek bir setup hazırladım. Keyifle ben nargilemi içmeye devam edeceğim. Sizlere de keyifli içimler diliyorum. Hoşçakalın.